Evet. Merhaba arkadaşlar. Devam edelim bakımlarımıza. Tabii başka kovanımız. Bu bal zamanında devşirme olarak böldüğümüz kovanlarımızdan. Yani nasıl yapmıştık? Her kovandan birer çıta almıştık, bala çalışan kovanlarımızdan. Beşer altışar çıta yapmıştık. Ardından bu arada keklerini yemişler. Yani buna 1 kilo kek vermiştim. Bir haftada, geçen pazar günü vermiştim. Bugün cumartesi. Bir haftada keklerini tüketmişler. Devşirme usulü yaptığımız bölmeydi bu. Yani ne zaman diyeyim, Haziran başı gibiydi. Yani şu anda arımızın durumu iyi, güzel. Buna hiç destekleme yapmadım. Yani şu anda sıkışıklık hali görebiliyorsunuz. Yani polen sıkıştırma straforun üzerinde bile arılar dolanıyor. Biraz körük yapalım. Biraz şu anda tedirginlik yaptılar. Evet, çerçevelere bakalım. Yatak çerçevesine. Durumu nasıl? Maşallah. Güzel balı var. Görüyorsunuz. Evet. Burada da. Evet. Buna bakalım. Şöyle yavaşça. Propolisler yapıştırmış. Evet. Yavru düzeni harika maşallah. Subhanallah. Burada da güzel. Neyse. Yani şu anda güzel yavru var. Fazla da kurcalamayacağım. Yani şu anda birazcık arılar tedirgin oldular. Çünkü dışarıda besin kesildi. Yani polen geliyor. Besin olarak kesildi. Onun için yağmacılık yaratmamak için yani fazla çerçeveleri çekmeyeceğim. Yani arının durumunu aşağı yukarı gördünüz. Yine bunadan bayvar olarak iki şerit taktım. Ya bunda ortalama 4 çıta yavru vardı. Yavruların ortalarına gelecek şekilde şeritleri taktım. Şimdi bunun üzerine tekrardan kekimizi koyacağız. Kekini tüketmiş çünkü. Akşamüstü şurubunu vereceğim. Yarım litre ile 1 litre arası bir şurup vereceğim. Ya şu anda ihtiyacı yok ama yani kemer ballarını tüketmesinler babında. Şimdi burada aşağı yukarı